Merhaba arkadaşlar. Otelimize geldik arkadaşlar. Şu an Sarıkamış'tayız, Kars'tayız. Bu tarafa ilk defa geldik biz. Daha öncesinde hep Uludağ'a gittik kış tatillerimizde. Bu kez ilk kez buraya geldik. Ablamlar da buraya geldiler. Buranın pistinin çok çok güzel olduğunu duymuşlar. Bence de süper. Gerçekten de söyledikleri kadar var. Hava çok soğuk diye biz çok endişeli geldik. Özellikle yolculuk blokta Ankara'dan Kars'a inince Allah'ım dedik, yandık. Biz burada ne yapacağız? Nasıl kayacağız? Nasıl dışarı çıkacağız diye bir anda bir böyle bir buz tuttuk. Ama şu an piste geldiğimizde hakikaten nefis bir havası var. Otelimiz de çok şirin bir otel. Çok sevdik gerçekten. Piste de çok yakın. Bugün size hem oda turu çekeceğim, hem otel turu çekeceğim, hem de şöyle bir pisti falan çevre turu göstereceğim arkadaşlar. Biz iki yetişkin bir oda tuttuk ama odalar genelde hep böyleymiş. Bir çocuk olduğu için 3 artı yatak vermişler. Yatakları birleştirecekler. Lina artık burada yatacak. Bu yataklar birleşecek ya da böyle bile kalabilir yani. Şunu anladım ben. Geçen yıl gittiğimiz Uludağ otelimizde evet gerçekten güzeldi. Kötü değildi. Fakat odaya girer girmez bir ferahlık var bu odada. Hakikaten bir ferahlık yok evet, mu Taner? Evet, daha geniş, daha ferah. Daha aydınlık, daha ferah, güzel bir oda. Hemen böyle piste de çok yakın. Çok yüksek bir katta da değil. En sevdiğim yer pist oldu. Evet, pisti görüyor arkadaşlar. Pist. Şöyle bakabilirsiniz. Pist gerçekten çok güzel. Çok sakin, çok tenha, rüzgar yok, kar yağmıyor. Hava şu an gerçekten çok çok güzel. Uludağ'daki gibi öyle bir karmaşa, curcuna, gürültü hiçbir şey yok. Kayarken herkes birbirine çarpıyordu. Burada bayağı bir sakin bir görüntü var şu an baktığımızda. Evet, çok geniş ve uzun pistleri buranın zaten. Gerçi şu an saat akşam 4'ü geçti. Yarın sabah da böyle olur mu gündüz saatlerinde onu bilemiyorum. Güzel, belki güzel. Akşam olduğu için içeri kaçmış olabilirler. Biz kızaklarımızı getiremedik arabayla geldiğimiz için. Bakın şurada 4 tane sıralı var ya, buradan minnacık görünüyor, kirbit kutusu gibi. Onlar buradan boylu boyunca her tarafta kızak arkadaşlar. Tabii biz burada İrem, Efe, Bacanak, yani bütün grup olarak geldiğimiz 7 kişi birden size kızaklarla yarışmalar da çekeceğiz. Kızak yarışı falan. Herkes kayıyor. Teleferiğimiz de burada. Zoom yapamıyoruz kameradan. Biraz uzak kalıyor aslında ama çok çok yakın. Pist hemen otelin dibi. Otelden adımımızı atar atmaz piste çıkıyoruz. Telesiyeje çıkıyoruz. Burada en çok sevdiğim şey Uludağ'da dimdik pistleri vardı. İnerken bacaklarım titriyordu. Durduramıyordum yani o korkuyu. Kendimden şöyle üstümden bir atamamıştım. Burada hiç korkunç bir şey yok. Tam böyle bize göre çok profesyonel bir şekilde bilmiyoruz. Yani tamam, öğrendik göre ama. Pist var burada. Evet, öğrendik. Tek başıma kayabilecek duruma geldim aslında ama yine de bir korkuyorum ya. Ben öyle normal karada yürümek gibi olmuyor yani. Yokuşlardan falan, virajlardan falan dönerken bir bacaklarımı titreme alıyordu açıkçası. Burada o korkuyu yaşayacağımı sanmıyorum. Karı da hakikaten kristal kar diyorlar ya Sarıkamış'ın. Evet, Alplerdeki kar. Gerçekten Alplerdeki kar övüldüğü kadar varmış. Mükemmel bir karı var arkadaşlar. Birazdan ineceğiz, orayı da test edeceğiz. Şimdi hemen şöyle odamızla bir başlayalım. Allah! Snowboard'dan düştü birisi, koş koş koş! Kötü düştü ya, bel gitti ya. Evet, bak işte bu düşme işine dikkat yalnız edeceğiz. Yalnız belini çok kötü tuttu, bayağı kötü düştü. Hmm. Snowboard bana göre değil arkadaşlar. Boş verin. Biz kayak yapalım ya. Snowboard tam böyle sporcuların işi. Ben o kadar sporcu değilim. O kadar cesur da değilim. Ben kayağımı yapayım geleyim. Ben kayarım her yerde. Taner kayıyor. Taner bayağı iyi kayıcı. Nazar değdirmeyelim. Şimdi buradan bir sakatlık çıkmadan dönelim evimize. Başka bir şey istemiyorum. Herkes şu an lobide aşağıdan. Biz geleli yaklaşık bir saat falan oldu. Odalarınız hazırlanana kadar birer çay ikram edelim dediler. Oturduk, çayımızı içtik. Çekirdeklerimizi falan çitledik. Biraz dinlendik. Odaya hemen valizler girmeden şöyle bir çekeyim dedim dağılmadan. Çünkü bir çocuk odası olacak burası. Evet. Lina geleceği için savaş alanına dönecek arkadaşlar. Hemen zıplamaya başlar. Aynen. Abant'a gittiğimizde de otel odamız bunlardandı her yerde. Burada da bu oldu. Güzel. Güzel, evet. Mini bir televizyonumuz var. Olması gereken her şey var. Olması gereken her şey var. Ne koymuşlar? Siyah çay koymuşlar, kahve koymuşlar, Nescafe koymuşlar. Mini bir dolabımız var. İçinde ne var? İçinde de meyve suyu, soda, yine soğuk kahve, su. Bana bir makyaj aynası koymamışlar mı bunlar ya? Şurası. Şuraya bir ayna koysalar mı? Şurada makyajımı yaparmışım. Burada. Evet, sandalyeyi buraya çekip burada yapabilirim. Otel odalarında en sevmediğim şey, gerçekten hep loş yapıyorlar. Yani loş bile değil artık. Direkt karanlık oluyordu. Bak ne kadar güzel, ferah, aydınlık. Değil evet, mi? Çok aydınlık. İlk defa böyle aydınlık bir otel gördüm. Siz oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama. Dolaplarımız bayağı geniş. Rahat rahat sığarız. Evet.
Yani Taner bana şöyle mücevherleri alsa da şu kasaları doldursam geldiğimde ama yok yani mücevherlerim. Oo, ağzını kitaptan açmıyor yani. Yani kasa boş kalıyor her geldiğim yerde Taner'ciğim. Kasa boş maalesef. Üç kişiyiz zaten ya, rahat rahat sığarız. Evet, banyomuz da gösterelim. Banyomuz da burası. Banyomuz da böyle. Evet, burası çok da banyomuz. Şirince, güzelce burası bir yer. Şitane. Şitane. Burası da duş alınan yer. Evet. Çok güzel, şık, şirin. Duş yeri bayağı bir loş olmuş. Evet. Değil mi? Bir tek orası evet. Loş. Yani orada aydınlık olsaymış daha iyi olurmuş. Yeter, ne yapacaksın? Yeter tabii canım, ne olacak? Evet, odamız böyle. Odaya, şimdi oteli gezelim arkadaşlar. Otelde ilginç bir şeyler var. Birkaç bir şey gözüme çarptı. Kaz, ördek falan içini boşaltıp doldururlardı. Evde süs olarak bir köşede bulundururlardı. Her ne kadar karşıda çıksam birkaç evde görürdüm yani ben onu çocukluğumda. Bu otelde onu da kullanmışlar. Aşağıda size göstereceğim. Çok gerçekçi ve canlı. Zaten gerçek de. Aynı zamanda otelimizde hamam da var arkadaşlar. Akşam saatlerinde karışık oluyormuş. Kadın erkek karışık. Hamamdan son çıkan videosu falan da gelebilir yani size. Zaten kalabalık geldiğimiz evet, için. Evet, fırsatınız olursa aynen. İnşallah. Yüzme havuzu var. Mayolarımızı getirmediğimiz için çok pişmanım. Daha doğrusu unuttuğum için çok pişmanım. Bir tek akıl eden Efe olmuş. Efe yüzecek galiba. Biz bakacağız sadece. Neyse şimdi otelimizi turlayalım. Sonra da pisti falan çevreyi gezelim. Burası da otelin oyun alanı. Bilardo salonu var. Masa maçı var. Masa tenisi var. Bir şeyler var. Burada hemen Oo, bilardoya mı başladınız oyun çocuklar? Oyun mu yapıyorsunuz burada? Evet. Kim kazanıyor? Abi. Şu an Efe kazanıyormuş. Neyse bunların da challenge'ını çekeriz belki Lina'yla. Lina'yla masa maçı yaparız burada değil mi Lina'cığım? Evet, langırt var burada. Bak langırt var. Evet, langırt turnuvası yaparız. Pist hemen burası arkadaşlar. Balkondan baktığınız yerde burasıydı. Odamız ikinci katta, burası da zemin kat. Pist de hemen buradan çıkılıyor. Birazdan oraya da çıkacağız. Önce şu içeriği bir gezelim. Burada bir şöminemiz var. Bir tavla atarız burada. Evet, tavlalı. Evet. Denerim seni. Sen mi? Evet. Koltuk altına koyarım. Nesine? Burası da lobi. Lobi, evet. Eyvahlar olsun. Dondurma yeri varmış burada. Lina buradan çıkmaz kesin. Bu soğukta yiyeceğim diye tutturur. Nasıl baş edeceğiz bilmiyorum. En sevdiği şey. Odada bahsettiğim şey buydu. Bunlar gerçek aslanlarmış. Ve içi doldurulmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Lina gördü, bir şok oldu. Şurada da keçi vardı. O da gerçek. Şurada duvarda. Dağ keçisi. Dağ keçisi. Artık evet. Neyse, antilop mu neyse. Burası da beş çayı yeri. Aslında burası da değil beş çayı yeri. Burası karşıda bir restoran var. Orada da yiyebiliyoruz. Alıp burada da yiyebiliyoruz beş çayımızı. Aslında beş çayımız da başladı. Otel turundan sonra devam edeceğiz biz. Şurada çocuklar için bir küçük oyun kartı var. Ama Lina'nın yaşı buraya için geçti galiba, evet, değil mi? Geçti. Daha küçükler için. Artık Lina oldu 7 yaşında, genç kız. Burası mini bir market. Yine burada bir antilop var. Antilop, bu da kayı. Kayı boyunlar. Yalnız ne kadar şık. Değil mi? Evet. Tilki değil mi bu? Evet, tilki. Ve gerçek tilki. Ha, kurt mu? Kurtmuş arkadaşlar. Tilki mi? Birisi diyor tilki, birisi diyor kurt. Bence de tilki. Kurtmuş. Artık neyse, siz karar verin. Yazın yorumlara. Bu nedir? Evet, size bir soru. Bu nedir? Tilki mi, kurt mu? Yorumlarda buluşalım. Kurt bu kadar küçük olmaz bence. Şimdi abi, bak. Şurası sıkıntıdan şey olduğu için tilki, şey kurttur abi. Hayatta bir tilki olmaz. Küçük. Küçük abi. Evet. Kurt. Küçük, minik, yavru bir kurtmuş arkadaşlar. Yavru kurt. Evet, yavru kurt diyenler kazandı. Buradan da kayak şeyleri mi satılıyor? Satış evet. Yeriymiş, evet. Kayak malzemeleri. Kayak malzemeleri satılıyor. Dışarıda sanırım fotoğraf, video falan oluşturuyorlar. Burada düzenliyorlar gibime geldi. Evet, bak drone var bir tane. Evet, drone falan, kamera çekimleri falan yapılıyor. Kayak okulu. Burası da evet. Kayak kiralama yeri. Kayak odası. Aşağıda spa merkezi varmış. Böyle mi gidip gelelim ya da burayı da gösterelim öyle. Gösterelim, öyle geçelim. Hı-hı, beş çayı da burada. Beş çayı başladığı için şimdi buraya tatlı, tuzlu, aperatif bir şeyler koymuşlar. Evet, burası da restoranımız. Merhaba, tekrar. Merhabalar, sağ olun. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz, sağ olun. Restoran bölümümüz. Evet. Tabii bir saatimiz başladı gördüğünüz gibi. Evet, evet. Çekimden sonra katılacağım, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, çabuk bağlamışsın. Ben de öyle, çok sevindim.
aşağısı spa merkezi. İşte yüzme havuzu, hamam falan varmış. Bir de orayı göz gezdirelim. Bu arada size gezdirirken biz de oteli tanımış oluyoruz. Spasını bir görelim değil mi? Evet. Gerçi orayı randevuyla görebiliriz belki ama. Masaj salonları var. Tuz odası var. Evet, tuz odası. Ankara'da bir akvaryumcuya girmiştik değil mi? Orada görmüştük. Oo. Merhaba. Tuz odası gerçekten çok şifalı bir şeymiş arkadaşlar. O yüzden böyle oda gibi bazı yerlerde yapıyorlar artık. Neye yarıyor bilmiyorum. Bilenler yazsınlar. Her şeyi, akciğer. Her şeyi. Evet, akciğerler, onu biliyorum. Solunum için. Burası buhar odasıymış. Fakat pandemiden dolayı buhar odası kapalıymış arkadaşlar. Burası hamam. Hamamı süper. Ooo, gerçekten hamam bir şahane. Ben her gün buraya gelmeye razıyım. Çok güzel. Hamamdan sudan çıkan kazanır. Hamamı o kadar özledik ya. Pandemi girdiğinden beri hamam yüzü görmedik arkadaşlar valla. Hamamdan sudan çıkar kazanır yapalım. Yalnız şu an üstümde de kayak montu evet, falan var ya. Oldu. Girdiğim gibi bir havale geçirmeye başladım. Burada yaklaşık herhalde ben 7-8 saat kalırım gibime geliyor. Yuh. Kalırım yani. Valla ben 1 saat kalamam. Valla o kadar özledim ki kalabilirim yani. Ben 1 saat kalamam. O zaman büyük bir ödül koyayım. Ben kesin kalırım burada. Ben kalırım yani. İddialı değilim. Hatta yoksa ben otel... şöyle geri geleyim. Hani oteli ben kaybetmiştim ya, otel parasını arkadaşlar bir videoda. Acaba diyorum onu geri tanere çevirme şeyi mi koysam, taner ödese? Geç tatil. Neyse başka bir şey bulurum. Yaz tatili bulurum. Kış tatili bitiyor. Yaz tatili geliyor, onu bulurum. Evet, çok güzelmiş burası. Göbek taşına bir yatarız. Burada sauna mı var? Evet. Sauna var burada arkadaşlar. Yüzme havuzu açıkmış arkadaşlar. Oo, iyi. Sadece pandemi nedeniyle buhar odası kapalıymış. Ay çok güzel. Çok güzel. Süper. Oo, havuz şahane. Vallahi çok güzel. Ya burada mayo satılıyor mu acaba, bir mayo alsak? Valla ben bir şey söyleyeyim, ben aldım şortumu. Aldın mı? Tabii, ben mayosuz kaldım. Lina'ya da aldım. Ben sen almışsın. Lina'ya da aldık. Burada mayo satılıyor mu acaba? Mayo. Eyvah. İnşallah yukarıda satılıyordur arkadaşlar. Şimdi o kadar pişman oldum ki almadığıma. Çok yani güzel. Yani çok güzel bir havuz challenge yapabilirdik şurada. 10 geceye kadar havuz açık. Evet. Kullanabilirsiniz ücretsiz. Aa çok güzel, süper. 11'e kadar ücretsiz kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. 10'a kadar. Çok güzel. Ya olmadı, havuz şortumu getirdim. Evet, onunla olur. Girelim. Olur canım. Yani hamam için getirdim. Havuza da gireriz. Havuz aynen, şortum var. Olacak, evet, onlarla gireriz. Burada sizi güzel videolar bekliyor. Program da sultan programıymış yani. ben de bir sultan olduğuma göre buna girelim yani, değil mi Taner? Ben de bir kral olduğuma göre. Ama kral programı yok. Sultan programı. Ama rezervasyon da şahane. Program sultan canım mesela benim. Yarın istiyorsanız bugün rezervasyon almak lazım. Evet. Çok kalabalık, çok kalabalık. Evet. Bugün girdiğimiz için İşte yarın herhalde kayakta geçiririz ama sonraki gün mutlaka tamam, geliriz. Tamam, çünkü bekliyorum. Hepsi çok güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar geçen yılki Uludağ Oteli'ne gittiğimizde yüzme havuzu orada da vardı. Kapalı ama kapalıydı pandemiden. Hamamı, her şeyi kapalıydı. Burada her şey açık. Vallahi doya doya bir tatil bizi bekliyor. İyi ki de kalabalık gelmişiz. Buranın tadını kalabalıkta zaten çok güzel çıkartırız biz. Şimdi piste çıkabiliriz artık. Burası da pist. Yalnız kar felaket güzel gerçekten. Çok harika. Ya. Harika bir karı var, dedikleri kadar varmış yani. Çok güzelmiş. Pist de çok güzel, çok sakin, çok sessiz. Yani çok dik yok. Hemen yokuş yok. Ya var da kayabileceğimiz şekilde olması gerek. Yokuş olmazsa kayamazsın zaten. Ya kayamam zaten, aynen öyle. Var ama çok dik değil yani, herkes birbirini göreceği şekilde. Evet. Mesela Uludağ'da Lina'yı hocası alıp gidiyordu. Ben ödüm patlıyordu aşağıda. Ay Lina nerede kaldı? Bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi diye. Bir gün de videosunu çekmiştim Lina'nın kanalında. Siste kaybolmuştu arkadaşlar. Evet, anne. Hatırlıyor musunuz? Hocayla birlikte çıktı. Tepeye tam çıktılar. Bir sis çöktü. O dönene kadar ben akla karayı seçtim. Yani çok korkutucuydu. Karşısı hemen orman. Çok güzel. Sarıçam ormanları. Aynen aynen. Otelimizin dışı da böyle. Evet, çok güzel. Bizimki üst katta, ikinci kat. Hepimizin odası ikinci katta daha doğrusu. Burada da kızaklar falan kiralanıyor. Camdan göstermiştim, belki uzak kalmıştır, görememişsinizdir. Yani burada her yerde, istediğimiz her yerde çekim yapabilmemize uygun bir alan var. Evet, çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Biz çok sevdik. Hava da öyle korktuğumuz gibi değil yani. Evet, giyindik mi? Şu an saat kaç? Şu an saat 5:30. Önüm açık, şapkam yok, polarım yok, içliğim yok ve gayet rahat durabiliyorum burada.
Evet. Gayet güzelmiş. Tabii daha işlik ben çok sevdim. Şapka tabii. Giyeceğiz, eldiven polar takacağız. İşlik, eldiven, şapkayla falan. Burada üşünecek bir hava yok arkadaşlar. Anladım. İyi ki de bu sene buraya gelmişiz. Burayı da keşfetmişiz. O zaman bize iyi tatiller arkadaşlar. Videolarımızı izlemeye devam edin ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buradaki doğa harikası yerlerdeki güzel güzel fotilerimizi görmek isteyen arkadaşlar için de Instagram hesabımızın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba.